Peygamber Aleyhisselam'a geliyor delikanlı, ya Resulallah, herkesin hakkı hukuku var bu dünyada değil mi? Evet. Benim kazandığımdan babam alıyor, keyfine göre harcıyor. Çocuk alımını selamıyor ya Resulallah. Hak hukuk için gelmiş bir dinin peygamberi hiç yedirir mi hak? Nasıl yedirir? Diyor ki, sen de malın da babanınsın zaten, ne iş şikayet ediyorsun? O toplumdan bu topluma geçiş yapıyoruz. Burada da 80 yaşında annenin faturası ödenecek. Hep bana ödettiriyorsun, abimden de alsana, 20 lira bu ay gene elektrik faturası istedim benden. O toplumu Peygamber Aleyhisselam sen de canın da yani canın da malın da babanınsın zaten diye bir standart kurmuş. Burada 3 ay babasının elektrik faturasını ödediği için babasını mahkemeye verecek hale gelmiş. Bir kardeşimiz bana mail yoluyla bir soru sordu. Dedi ki hocam, eşim benden habersiz babasına yardım göndermiş. Kadın şikayet ediyor. Benden habersiz eşim babasına yardım göndermiş. Ben bir Müslüman olarak evliliğin bunu kabul etmeyeceğini, yani bir karı koca olarak biz böyle bir işi yapamayacağımızı söyledim, tartıştık, senin hakemliğine müracaat ettim. Geri döndüm, dedim ki bacı, senin kazandığın paradan mı, kendi kazandığı paradan mı veriyor? Döndü, dedi ki hayır, benimle ilgisi yok dedi, kendi kazandığı maaşından dedi. Döndüm tekrar, dedim ki bu babasına yaptığı yardım sizin evinizde yaşam sıkıntısı oluşturdu mu? Mesela suyunuz kesildi mi bu yüzden? Veyahut da o hafta peynir alınmadı mı mutfağa? Yine cevap geldi. Hafızasında bilgisayarımın olan şeylerden konuşuyorum. Cevap geldi, hayır. Bir sıkıntı yok. Yaşamımız normal. Benden izinsiz babasına yardım etti. Döndüm, dedim ki Müslüman mısınız siz? Cevap gelmedi. Çünkü Müslüman olduğunda bir şüphesi olsa bana soru sormazdı zaten. Ama ne dediğimi anladı. O toplumda malı ve evladı anaya babaya kurban edilmişti. Burada bir çocuk ailesinin bütçesini hiç etki etmeyecek şekilde babasına yardım ediyor diye bir boşanma davasına konu yapılıyor.